Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, videomuzun konusu bir kitaba uyanlar vardır, bir de kitabına uyduranlar vardır. Şimdi kitaba uymak yerine kitabına uydurmaya harika bir örnek buldum. Bir insan bu kadar kurnaz olur, bu kadar işi kılıfına uydurur. Kurnaz ile akıllı arasında çok kritik bir fark vardır arkadaşlar. Akıllı olmak başka şeydir, kurnaz olmak başka şeydir. Şimdi ben size kurnazımızı ve bulduğu formülü gösteriyorum. Dikkat edin. Eğer siz dininizi kendiniz öğrenmez de din adamlarından dininizi öğrenmeye kalkarsanız, bakın din adamlarınız size neleri öğretir? Bir adam var, işi gereği çok geziyor. İstanbul, Ankara, Adana, Bursa, İzmir geziyor adam. İşi bu. Bu adamın İstanbul'da da evi var, İzmir'de de evi var, Ankara'da da evi var. Ve buralarda gittiği yerlerde evlendiği hanımlar var. Gidince o evde kalıyor. Ankara'daki evinde, İzmir'deki evinde, İstanbul'daki evinde. Bunların her biri onun meşru hanımı. Orada onun evi var, çoluk çocuğu var, şusu var, busu var. Bu bir nikah yani. Ha bazen öyle olur ki Ankara'ya 3 ay, 5 ay uğrayamaz. Bu nikahı düşürmez, bu bağı bu akdi sona erdirmez. Bu nikah devam ediyor. Bu evliliğe her iki taraf da devamı doğrultusunda irade koymuş. Meşru bir evlilik bu. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi tam halk arasında bu Anadolu'da buna ne derler biliyor musun? Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek. Arkadaşlar sakın inanmayın, bu palavracılar Allah'a dinini öğretiyorlar. Öncelikle nikah ilan demektir, ilan. Nikah duası dediğiniz dua hayırlı olsun denilen sözlerdir. Allah hayırlı uğurlu etsin demektir. Nikah ilandır, gizli nikah olmaz. Müslüman yalan söyler mi? Müslüman yalan söylemez. Gizli nikah olur mu? Gizli nikah olmaz. Ankara'da bir evi var, İzmir'de bir evi var, İstanbul'da bir evi var. Her evde de karısı var. Ve bu normaldir diyor. Yani dinen bir sakıncası yoktur diyor. Birbirlerinden haberleri var mı? Oraya girmiyor. Birbirinden haberli olmuş olsa İstanbul'daki kadın İzmir'dekini kabul eder mi? Ya da şöyle söyleyelim. Diyelim ki bunu dinen sen onayladın. Dedin ki İzmir'de, Ankara'da ve İstanbul'da birer evin varsa, üçünde de birer karın varsa bunda bir sorun yok dedin. Bunu sen kendi içine sindirdin. Nasıl fetvasını veriyorsunuz? Ama fıkıh diye bir şey var tabii. Kur'an yetmiyor. Kur'an yetmediği için fıkıh diye bir ilim var. Fıkıh da adamı böyle yapar. İşte bunların ehli sünnetin fıkıhı arkadaşlar. İzmir'deki eşini aldın, kaplıcaya gittin, bir otele gittin, tatildesin. Evlenme cüzdanı olarak ne göstereceksin? İzmir'dekini mi göstereceksin? Ankara mı, İstanbul mu? Üç tane evlilik cüzdanın olamaz. Şimdi o oteldeki görevli, resepsiyondaki görevli de Müslüman, sen de Müslümansın. Ona diyeceksin ki tağut sisteminde bu caiz değil ama Kur'an'a göre uygundur. Bana idare et diyeceksin. Bana müsaade et diyeceksin. Sen tağuta karşı kendi şeriatini yaşamak için bunu uyguladığını kabul edelim. Bunlardan olan çocukların nasıl bölüşecek, paylaşacak? İslam devletiymiş gibi geceliğin hayatını planlıyorsun. Peki diğer kısımlarını nasıl ayarlayacaksın? Miras hukukunu nasıl yapacaksın? Eşleri birbiriyle nasıl barıştıracaksın? Nasıl görüştürmeyeceksin? Nasıl bunu planlıyorsun? Diyelim ki eşlerin haberi var. Ankara'dakinin İzmir'dekinden haberi var. İzmir'dekinin de İstanbul'dakinden haberi var. Üçüyle berabersin. 3 ay uğramadığın eve ben bunun kocasıyım mı diyeceksin? 5 ay uğramadın. 5 ay uğramadın. Gurbete çalışmaya mı gittin? Yok, öteki karının yanındasın. Arkadaşlar, işte hovardalığı, zamparalığı din ile insanlara böyle veriyorlar. Kur'an ile
zamparalık, hovardalık nasıl yapılır? Böyle veriyorlar. Senin şu söylediğine inandıktan sonra, bundan sonra iş için gezmeye çıkanın sayısı artar ya. Adam şu anda sabit yazıhanesinde duruyorsa bile, artık ben gezeyim der ya. Daha çok mal satarım der, ben pazarlamaya çıkıyorum der ya. Bu sizdeki bu beyin ve bu zeka nedense hep yatak işlerinde çalışıyor. Hep yatak işlerinde çalışıyor. Mesela şöyle bir plan yapsan nasıl olur? İzmir'de bir yetimhane açtım, bir de Ankara'da yetimhane açıyorum. Bir de İstanbul'da yetimhane açıyorum. Fakir fukara yardım etmek için aş evi kuruyorum, bir tane de Urfa'da kuruyorum. İnfakta böyle bir plan yapmazsınız. Yardımlaşmada da böyle bir plan yapmazsınız. Ama sıra işin aşna fişna kısmına gelince olmadık formülleri çıkartıyorsunuz. İşin ilginç tarafı, ahirette yüzlerce, binlerce, on binlerce huriye inandığınız halde dünyada bir tanesiyle bir 50-60 yıl kanaat edemiyorsunuz. 3 günlük dünyada bir kadına kanaat edemiyorsunuz. Ahirette de binlercesine inanıyorsunuz. Ölünce zaten binlercesine kavuşacaksın senin uyduruk hadislerine göre. Bari bu dünyada kanaat et ya. Bari bu dünyada sabret. Bari bu dünyada uçkuruna hakim ol. Ama yok. İnşallah bunlar anlamaz da ben sizlere söylüyorum kardeşlerim. Lütfen bu insanların uydurdukları saçma sapan şeylere kafayı takmayın, inanmayın. Nikah ilan demektir, ilan. Duyuru demektir. Onun için duyurulur, ilan edilir. Bu adamın söylediği şey gizli olan bir şeydir. Gizli yapılır. Bir adamın İstanbul'da karısı, çoluğu, çocuğu varken İzmir'den ayarladığı bir kadına ev açıp ona da Diyanet'ten veya işi bilen bir adamı çağırıp da iki dua ettirip bu benim helalimdir deyip götürüp eve kapatamaz. Bunlar kitaba uyan değil, kitabına uyduran ehl-i sünnet türüdür. Selam ve dua ile.